Herkese merhabalar. Günden kalanlarla tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Stüdyoda bugün konuğum Ekonomi Gazetesi yazarı Doktor Şeref Oğuz. Şeref Bey siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Didem. Çok teşekkür ediyorum ben de. Ve Şeref Bey'in de müsaadesiyle önce bir Londra'ya gidiyoruz. Bloomberg KT Avrupa Piyasaları analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır ve bizi bekliyor. Ceren sen de hoş geldin. Elindeki notlar, piyasadaki fiyatlamalar için sözü sana veriyoruz. İdem merhabalar, hoş bulduk. Evet, dün Fed Başkanı Powell'dan gelen şahin açıklamaların ardından bugün de gözler Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamalardaydı. Piyasa Lagarde'ın açıklamalarını oldukça şahin buldu ve Avrupa endekslerinde hem bugün Avrupa Merkez Bankası kararı ardından Lagarde'dan gelen açıklamaların ardından Avrupa endekslerinde düşüşün daha da hızlandığını takip ettik. Şu saatlerde Alman DAX endeksiyle Fransa borsasına kayıplar %2,8 seviyesinde, İngiltere borsasında ise düşüş daha sınırlı %1 seviyesinde. İtalya borsası bugün satışlarda başı çekiyor. İtalya borsasına kayıplar %3'e ulaştı. Tabii tahvil faizlerinde çok sert hareketler var. Mesela İtalya 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş 30 bas puanı aşmış durumda ve 2020 yılından bu yana en büyük günlük yükseliş kaydediliyor. Alman 2 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman orada da 29 bas puanlık bir yükseliş söz konusu. 2008'den bu yana en yüksek günlük yükseliş yaşanıyor. İtalya, Almanya 10 yıllık tahvil faiz spredi ise 10 bas puan üzerine çıktı. Tabii euro tarafına bakacak olursak euro dolar paritesi kararın öncesinde 1.0620'ler seviyesindeydi ve kararın ardından hızlı bir şekilde 1.07 seviyelerine kadar yükseldi. Euro özellikle sterlin karşısında bugün hızlı bir şekilde değer kazanıyor. Çünkü euronun sterlin karşısında değer kazancı %1'i de aşmış durumda. Şu saatlerde euro dolar karşısında %0,3'lük düşüşle 1.0640'lar seviyesine geri çekildi. O yaşanan hızlı hareketin ardından tabii piyasada bu kadar sert harekete yol açan unsur neydi diye bakacak olursak aslında Avrupa Merkez Bankası piyasanın beklediğini yaptı. Yani faizlerde 50 bas puanlık artışa gitti ve %2'ye çıkarttı faizleri. 5 trilyon euroluk tahvil portföyünü Mart ayından itibaren küçültmeye başlayacağını duyurdu. Tabii projeksiyonlarını yayınladı. Mesela ilk kez 2025 yılı için enflasyon tahmini yayınladı Avrupa Merkez Bankası. Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon söz konusu. 2025 yılında dahi euro bölgesine enflasyonun %2'lik hedefinin üzerinde kalacağı öngörüsünü paylaşmış oldu. Bu sene için enflasyon tahmini %8,1'den %8,4'e çıkarttı. Önümüzdeki sene için enflasyon beklentisini %6,3 seviyesine yükseltti. Büyümeye baktığımız zaman ise bu sene için büyüme beklentisini yukarı yönlü revize ederken önümüzdeki sene için büyüme tahminlerini düşürdü. Yine de Avrupa'da ılımlı bir resesyon bekliyor. Mesela son çeyrekte %0,2'lik bir daralma bekliyor ekonomide. 2023 ilk çeyrekte ise %0,1'lik bir daralma öngörüsü paylaşmış oldu. Tabii Lagarde'dan gelen aslında mesajlar önemliydi. Çünkü Lagarde'ın yaptığı açıklamalarda 3 tane önemli vurgu var. Bunlardan biri euro bölgesi enflasyonuna yönelik riskler yukarı yönlü dedi. Zaten bugün açıklanan revizyonlarda bunu net bir şekilde gördü piyasa. Diğer mesajı 50 bas puanlık faiz artışları bir süre daha devam etmeli mesajını verdi. Ve belki de paylaştığı en önemli mesaj şuydu. Avrupa Merkez Bankası faizde piyasanın fiyatladığından daha fazlasını yapmalı diye konuştu. Ve şu anda traderların beklentisine baktığımız zaman önümüzdeki seneye dair faiz artırım beklentilerinde en az 20 bas puan üzerinde bir artış söz konusu. Piyasa faizlerin seneye %3,1'e ulaşarak zirve yapacağını öngörüyor. Fakat Lagarde'dan gelen açıklamalar aslında piyasada %3,1'lik bir zirve faiz beklentisi fiyatlanıyor. Bunun da üzerinde faiz artışına gidilmesi gerektiği yönünde. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den Kasım ayında gelen mesajların tam tersi yönündeydi aslında Lagarde'ın açıklamaları. Çünkü Bailey piyasanın beklediği ölçüde faiz artırımına gidilmeyeceği mesajını vermişti. Bugün aynı şekilde İngiltere Merkez Bankası'ndan kararını takip ettik ve 50 bas puanlık faiz artırımı geldi İngiltere Merkez Bankası'ndan. Faizleri %3,5'a çıkardı. Tabii önümüzdeki döneme dair faiz artırım hızındaki bu düşüşü devam ettirmesi bekleniyor İngiltere Merkez Bankası'nın. Mesela oradan gelen mesajlar daha güvercindi. Çünkü 6 üye arasında para politikası kurulu üyeleri arasındaki ayrışma dikkat çekti. 2 üye faizlerde değişiklik olmaması yönünde oy kullandı. Tabii sıkı iş gücü piyasası, ücretlerde yaşanan
artış, enflasyondaki baskı gibi unsurlar faiz artırımlarına devam edeceği şeklinde aslında komitenin bir karar vermesine yol açtı. Fakat mesela İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin açıklamalarına baktığımız zaman enflasyonda zirvenin görülmüş olabileceği yönünde de bir açıklaması olduğunu söyleyebiliriz Didem. Ceren, çok teşekkür ediyoruz. Paylaştığın tüm bu notlar için iyi çalışmalar diliyoruz sana ve hemen Doktor Şeref Oğuz'a dönüyoruz. Şimdi Şeref Bey, bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Şimdi gündemimizde tabii hani yurt dışından Fed var, ECB var vesaire, ama ben hep sizinle yaptığımız gibi bugün de biraz bu küresel gündemden sıyrılarak içeriye, reel sektöre ve oradaki gelişmelere göz atmak istiyorum. Yine çünkü faal bir hafta geçirdiniz ve içeride de TÜSİAD örneğin dün önemli bir toplantı oldu. Ama biz bu arada bütün bunları konuşurken birazcık da aslında şunu göz ardı etmeden ilerlememiz gerekiyor. Eninde sonunda piyasalardaki hareketliliği başta Fed'in verdiği kararlar, ardından ECB'deki kararlar şekillendiriyor. O yüzden dün Powell ne dedi, ne etti? Bir o haberimizi izleyelim, üstüne Türkiye'yi konuşalım. Buyurun. Fed Başkanı Jerome Powell, 50 bas puanlık faiz artışı tarihsel olarak yüksek bir rakam olsa da fiyat istikrarına ulaşmak için hala gidilecek yol olduğunu söyledi. 2023'e tahmin ettiklerinden daha yüksek enflasyonla girdiklerini belirten Powell, faiz artışlarının devam edeceği mesajını verdi. Ekonominin geçen yılki patikasına göre önemli derecede yavaşladığını belirten Powell, iş gücü piyasasının son derece sıkı olduğunu ifade etti. Powell, para politikası duruşunun henüz yeterince kısıtlayıcı olmadığını, ancak o seviyeye yaklaştıklarını anlattı. Powell, Fed politika yapıcıları arasında baskın görüşün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne gerçekten emin olana kadar faizleri zirvede tutmaya ihtiyaç olduğu yönünde olduğunu söyledi. Powell, Fed faizde çıktığı zirvede ne kadar kalacağının cevabını enflasyonun kalıcı bir şekilde hedefe yaklaştığını gördüğünde verecek dedi. Powell, son enflasyon verisinin memnuniyet verici olduğunu ancak enflasyonun sürdürülebilir şekilde %2 hedefine doğru yol aldığına güvenmek için daha fazla kanıt görmek istediklerini söyledi. Powell, mal enflasyonu da gevşeme göründüğünü ancak hizmet enflasyonun aynı derecede hızlı düşmeyeceğini tahmin etti. Powell, Fed'in veri odaklı yaklaşımını vurgulayarak Şubat'taki faiz artışının boyutunun verilere bağlı olacağını belirtti. Powell, enflasyonda %2'ye doğru gevşemeden emin olana kadar faiz indiriminin mümkün olmadığını vurguladı. Powell ayrıca bir durgunluk yaşayıp yaşamayacağımız veya durgunluğun derin olup olmayacağını söyleyemeyiz ifadelerini kullandı. Fed Başkanı, %2 enflasyon hedefini değiştirmeyi düşünmediklerini anlattı. Powell, Çin'in yeniden açılırken çok zorlu bir durumla karşı karşıya olacağını ancak bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi olacağını düşünmediklerini belirtti. Evet, herkes Powell'ın biraz daha güvercinimsi bir tonda konuşup konuşmayacağını merak ederken aslında şahin bir açıklama daha geldi Powell'dan. Lagarde da bugün kendisini takip etti. Birkaç cümleyle nasıl yorumladınız siz? Güvercin ne kadar şahin gibi kıkırdarsa o kadar oldu biraz. Aslında biraz Merkez Bankamızın %5 diye bir hedefi var, bilirsin, enflasyonda. Hani bu sanki bizim için tanımlanmış bir hedeftir. Onlar için de %2. Şimdi onun vurgusu çok fazla gündeme geldiği zaman atılacak olan adımların da o çerçevede meşrulaşacağını düşünüyoruz. Sözde yönlendirme dedikleri bu. Yalnız Powell'la bizim Merkez Bankası'nın bir farkı var. Orada sözel yönlendirmede çok fazla inandırıcılık üzerinden gidiyor. Çünkü söylediğini yapabiliyor ve faiz silahını yukarıya da aşağıya da özgür olarak kullanabiliyor. Bizde ise bu Merkez Bankası'nın güven, piyasanın ona güven sorunu oradaki gibi olmadığından dolayı %5 bizde romantik bir beklenti halinde de gelebiliyor. Nitekim bugün konuştuğumuz rakamlara bakarsan. Tabii orada çok ciddi bir makas yani var. Şimdi oradan TÜSİAD'a geçeceğiz. TÜSİAD da diyor ki en son açıklamalarında falan en büyük sorunumuz enflasyondur ve bunu aşağı indirmez kalıcı bir şekilde tek haneye. Yani TÜSİAD da %5 demiyor. Yani 9 olsun, hani faiz kadar olsun yeter. Tabii. Diyor. Bundaki ısrar etmelerin sebebi şu var. Enflasyon hakikaten bütün her şeyin dengesini bozabilir. Şimdi asgari ücreti konuşuyoruz. Asgari ona bağlı. Faizi konuşuyoruz, ona bağlı. Dolarizasyon ona bağlı. Pek çok ülkedeki parametreyi belirlemesi açısından enflasyon bir yağlı battaniye gibi bütün her şeyin üstüne örtülüyor. Kazanılıyor, kaybediyor musun belli değil. Artı bir de enflasyon muhasebesi olmadığından dolayı da çok fazla sektörler de zorlanmaya başladı.
O çerçeve içerisinde yani TÜSİAD'ın çağrısı o çerçevede diyor ki biz bunu kalıcı tekhaneye indireceğiz. Ama kalıcı tekhaneye lafın arkasını kurcaladığınız zaman inebilir. Ama orada kalıp kalmaması biraz sadece parasal kaldıraçlarla, enstrümanlarla bu iş olmaz. Onun yanına başka şeyler de koymak gerekiyor. Nitekim TÜSİAD da diyor ki kalıcı olabilmesi açısından baktığımız zaman yurt dışında niye sermaye gelmiyor? Mevcut yapı içerisinde, hukuk sistemi içerisinde. Gelirse de nereye geliyor? Gayrimenkule geliyor. Yani normalde yatırıma gelmiyor. Ki orada bile azalarak geldiğini bugün gördük. Evet gördük. Şimdi kalıcı gelebilmesi açısından mesela hukuk reformu yapıyor olman lazım. Şimdi hukuk reformu efendim vay batılılar ya da yabancılar istiyor diye falan değil. Sen de istiyorsun diye bunun ikide bir ben vurguluyorum. Sebebi şu, Türkiye'de yurt dışında yatırım yapmak isteyen bizim Türklerin de aynı şekilde gittikleri ülkede ya da onlardan istenen neyse biz de onları istiyoruz. Yani şimdi biz de bir yere yatırım yapacak bizim yabancı bir, yabancı yatırım olmak isteyen bir Türk diyelim. Oraya evet. Gittiği zaman gittiği ülkeden taleplerine bakıyoruz. Hayret. Batı'nın da bizden istediği şartlarla birebir örtüşüyor. Başıma bir sürpriz gelmesin diyor. Kar transfer edebileyim diyor. Ve hukuki güvenceler istiyor. Yani işte gece yarısı kararlarıyla oyun sırasında oyun kuralları değişmesin. Bu konuyla ilgili garantiler istiyor. Bizimkiler de istiyor. Bizden de onlar istiyor. TÜSİAD da buna işaret ediyor. Diyor ki bunu yapabilmek için enflasyonu kalıcı olarak indirebilmek noktasında bizim de bazı adımlar atmamız lazım. Bir de genel olarak bir şey daha söz konusu. Türkiye'nin sahiden kalıcı olarak enflasyonu indirecekse Merkez Bankası'nın faiz silahı ya da ne bileyim anti enflasyonist politikaların neticesinde fiyat artışının hızını kesebilirsiniz. Ama kalıcı olabilmesi açısından başka adımlara da ihtiyaç var. Nedir o? Sizin verimliliği artırmanız gerekiyor, eğitim kalitesini artırmanız gerekiyor gibi pek çok unsur. Şimdi evet aslında önemli bir noktaya temas ettiniz ve güzel de bağladınız. Teşekkür ediyorum. TÜSİAD'dan çıkan mesajlar içerisinde dün hem enflasyonun kalıcı olarak tek haneye inmesi noktası vardı. Yabancı yatırımların Türkiye'ye gelmesini özellikle de bizim geçmişte de çok konuştuğumuz bir husus vardı bu. Uzun yıllardır bunun vergi izleyenler de hatırlayacaktır Şeref Bey. Avrupa Birliği münazaraları sürecinde de çok çeşitli hukuki bir takım altyapılar ve garantiler oluşması gerekiyordu. Dolayısıyla bence işin aslında önemli bir noktası da bu ve bu tarafta eğer bir ilerleme olursa cari denge üzerinde de yani bizim ithalatımız ve ihracatımız evet. tarafında da çok destek olacak bir noktaya gelebiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? O kadar doğru bir nokta ki bu. Bunu niye ikide bir konuşmuyoruz? Bunu konuşmamız şu açıdan önemli. Şimdi Türkiye cari açığı da kalıcı bir şekilde azaltmak istiyorsa, evet. enflasyonu da kalıcı bir şekilde tek haneye indirmek istiyorsa, verimliliği de artırmak istiyorsa bazı tercihler yapmak durumunda. Bugün Servet Yıldırım Ekonomi Gazetesi'nde bizim enflasyon bir tercih mi diye bir analizde bulunuyor ve söylediği şu, galiba biz bu enflasyonu tercih mi ettik nedir kardeşim? Hı hı. Bununla mücadele ederken neden samimi değiliz gibi bir soru koyuyor. Şimdi eğer biz betondan kısıp ara malına tercihimizi yapmazsak, evet. bu ne demektir? Betona ihtiyacı yok mu Türkiye'nin? Var. Ama hepsini oraya verme kardeşim. Tabii. 20 yılda 350 milyar dolarlık bir şey parayı inşaat sektörüne aktarmak yerine. Evet. Tabii son derece gerekli olduğuna inanıyorum. Ama mesela ya, müsaade eder misiniz? Ben çünkü sizi bölmek istemiyorum bir daha ama şu konut satışı ile ilgili haberi bir evet, girelim. Evet. Çünkü gerçekten tam da Şeref Bey'in bahsedeceği bir husus bu. Buyurunuz haberimiz efendim bakalım neler anlatıyor detayda. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34.1 azalarak 117.806'ya geriledi. Konut satışlarında İstanbul 19.687 konut satışı ve %16.7 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın yine bu dönemine göre %1 artışla 1.277.659 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %57.7 azalış göstererek 16.655 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14.1 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın yine bu dönemine göre %3.7 artışla 258.524 oldu. Kasım ayındaki ipotekli satışların 5.133'ü, Ocak ila Kasım dönemindeki ipotekli satışların ise 70.170'i ilk el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32.9 azalarak 37.380 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31.7 oldu. İkinci el konut satışları ise Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34.7 azalarak 80.426'ya geriledi. Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışı da düştü. Geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre %17.4 azalarak 6.083 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2.616 konut satışıyla Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 1.733 konut satışıyla İstanbul ve 567 konut satışıyla Mersin izledi. Tam da değindiğimiz gibi konut satışları düşüyor. Yine de Ruslar, ki yabancılara satışında düştüğünü görüyoruz Kasım'da, ama yine de Ruslar birinci sırada. Yani evet. Elbette bir Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı bir momentum vardı orada. Ama siz dediniz ki betona ihtiyacı yok mu bir ülkenin? Elbette var. Hem de ama nasıl? Bütün konut kaynaklar da oraya gitmiyor. Neden bunu söylüyorum? Biz enflasyonu hakikaten niyetli miyiz? İçtenlikle tek hanede tutmaya niyetli miyiz? Bunu sadece faiz, Merkez Bankası faizi diyelim tek haneye çektirdik, kusurluydu. Çıkardık onu 80'e, 90'a, hatta neyse enflasyonun üstüne getirdik onu. Peki sadece o yetecek mi? Yetmeyecek. Niye yetmeyecek? Çünkü çok daha fazla adımlar atmamız gerekiyor. Mesela bunlardan aramalı ithalatı eğer sizin ihracatınızda bir sıkıntı oluşturuyorsa, ki bugün TÜSİAD'da Tuncay Özilhan'ın söylediği çok önemli bir laf var. Finansman sorunu yaşanırsa ithalatımız tehlikeye girer. Aşılamazsa girecek. Bu ne demek? Her 100 dolarlık ihracat için 60-70 dolar ithal etmek zorunda kalan bu endüstride bu bağımlılığı azaltmayınca senin ithalatın da tehlikeye girecek. Şimdi yaklaşan tehlikelerden bir tanesi ihracattı. Niye ihracattı? Diyorlar, bas bas bağırıyorlar. Ya bizim ihracat sizin döviz makineniz mi? Evet. Dövize ihtiyacımız var mı? Evet. Ama biz biraz sıkıntılarımız var. Dikkat edin. Hani Türkiye'ye getirdiğimiz dövizin %40'ını Merkez Bankası'na bozdurma sorunumuz var ama bizim 60-70 ithalata bağımlılık sebebiyle onu yeniden finanse edebilmek noktasında açık veriyoruz. Alım satım farkından dolayı sıkıntımız var. Başka bir sıkıntı zaten Avrupa Birliği'nin resesyon baskısıyla sipariş ihlalleri gündemde. Bir de parite çıktı başımıza bu sene, hatırla. Ne çıktı durup dururken? 10 ile 12 milyar dolar oradan geldi. Şimdi diyor ki bir de yeni bir parite oluşuyor diyor ihracatçılar. O da Türk lirası dolar paritesi. Yani Türk lirasının aşırı değerlendirildiğini ve bizzat Tim Başkan'ın ifadesiyle aslında bu 22'lerde olması gerektiği bir söylenmeye başladı. Anadolu'dan da bu ses çok fazla yükseliyor. Evet. Oraya, ama onu da bakan hemen cevap verdi biliyorsunuz. Nebati Ekonomi Gazetesi'nde Vahap Munyar'la Hakan Güldağ'la görüşmelerinde şunu dedi. Biz seçime kadar bu kurda olağanüstü bir artış düşünmüyoruz. Olsa bile herhalde sanıyorum bu şunu gösteriyor. Enflasyon oranında, aylık ne kadar enflasyon oranında düzeltilebilir ama böyle bir düzeltme beklemiyor. İhracatı desteklemek açısından. Geriye ne kalıyor? Geldik konumuza gene. Nedir? Ne? Aramalı üretelim. Gittiğim yerlerde bu konuşulmaya başladı. Ona geçelim hemen, evet. Çünkü süremiz de daralıyor bir hayli. Siz makinecilerle çok görüştünüz bu hafta. Bu hafta ve makinecilerle. Aslında güzel haberler de getiriyorsunuz bize. Ben onu da çok seviyorum, paylaşmayı da seviyorum. Nedir oradaki genel hava? Güzel haber şu, Türkiye'nin bir makine kabiliyeti var. Var. Değil mi? Yaratıcı, girişken. Yaratıcı falan. Fakat bir yandan Uzak Doğu'nun fiyat baskısı. Yani. Çünkü çok ucuza Çin'in şeyi. Gerçi o biraz daha düzelmeye başladı. Bir de Avrupa'nın kaliteye marka baskısı arasında sıkışmış. Kaldı ki içeride makineci malını satabilmek noktasında bir de finansman veriyor onlar. Biz finansman da veremiyoruz. Yani alıcıları da finanse ederek vesaire.
Ne yapacaklar? Çaresizlik konusunda Türkiye inanılmaz yaratıcılık şeyler bulabiliyor. İki şeyi yaptılar makineciler. Ve bu son derece güzeldir. Başka sektörlerde ilham olabilir. Birincisi artık işbirliği iş bölümü yapıyorlar. Kümelenmeye başladılar. Yığınlar yığındılar. Bir yerde bir sürü makineler var. Yığınla küme arasındaki fark şu. Yığın bir çıkar birliğidir. İhracat konusunda falan ama küme ise inanç birliğidir. İnanmış ya. Birileri ikna edilmiş, ikna edersen daha iyi pazar konusunda o yığın oluyor. Ama inanıyorlarsa bir anlamda kümelenmeler başladı. Yani. İkincisi ise yıllarca Ar-Ge'ye yatırdığımız parçalarda makineciler bir adım öne geçtiler. Nasıl geçtiler? Biliyorlar ki gelecek makinelerin hepsi akıllı olacak. Onlara akıl enjekte etme konusundaki o yıllarca teknik şeylerde, teknokentlerde, Ar-Ge merkezlerindeki buluşlar, patentler, gelişmeler ve çok şükür ki artık bizde oluşmuş, inşallah kaybetmeyiz onlar, yazılım sektörünün işbirliği, makineler akıllanmaya başladı. Atapazarı'na gittim öyle, İzmir'e gittim öyle, pek çok Antalya'ya gittim. Makine konusunda da Ankara'ya gittim, hepsi öyle. Şunu yapıyorlar, birlikte çalışmalıyız, ürünlerimize akıl katmalıyız. Artı bunların satışında devletten bir şey beklemek yerine açıkçası bekliyoruz ama yok. Finansal erişim konusunda herkesin sıkıntısı var. Biz acaba bununla ilgili olarak daha niş alanlarda, Çin'in ya da Avrupa'nın karşılamayacağı alanlarda fırsatlar elde edebiliriz. Bu bana göre olumlu bir haberdir ve niye makine? Çünkü katma değeri son derece yüksek. En düşüğü söyleyeyim size, bir makine hani Türkiye'nin ortalama ihraç fiyatı 1 dolar 13 sent ile 20 sent arasında gittiği bir ortamda 7,5 ile 20 30 50 sent, hatta şeyde savunma sanayinde 40-60 dolarlara çıkan bir yapı itibarında Türkiye bir makine koridoru kendine bulmuştur. Akıllandırıyor, işbirliği yapıyor. Bu da sanıyorum Türkiye için olumlu bir haber. Ve gününde bu yayınında iyi haberi bu olsun. Evet, umarız böyle devam eder ve başka sektörlere de ilham olur. İnşallah. Sizin de söylediğiniz gibi Doktor Şeref Oğuz, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için. Efendim şimdi günden kalanlarda Amerika'ya uzanıyoruz. Ali Çınar, Ciner Medya Grubu ABD temsilcimiz hazır ve çok değerli bir konuğuyla birlikte de Fed'den sonrası, bundan sonraki beklentileri konuşacak. Ali Çınar, hoş geldin. Söz sende ve değerli konuğunda. Didem, çok teşekkür ediyorum. Evet, bugünkü konuğumuz George Washington Üniversitesi'nden, başarılı akademisyenlerden Profesör Şenay Ağacı bizlerle olacak. Kendisi makrofinans, kredi riski, tedarik zincirleri konusunda önemli çalışmaları ve makaleleri var. Şenay Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. Öncelikle Fed'in dün yaptığı yarım puanlık faiz artışını konuşmak istiyoruz. Yankıları devam ediyor. Fed Başkanı hala işimiz var, bitmedi açıklamasında bulundu. Ve Fed'in enflasyonu %2'ye çekmek için de sıkı para politikası devam edeceği bekleniyor. Bu konuda Fed'in attığı adımları ve enflasyonla mücadeledeki görüşlerinizi almak istiyoruz. Tabii ki. Powell'ın söylediği gibi enflasyonu kontrol altına almak kolay bir iş değil. Biliyorsunuz ki bu faizler yazdan beri arttırılıyordu. Genelde 75 baz puanında arttırılıyordu. Bu sefer biraz azalma görüldü. %0.5 50 baz puanı arttırış oldu. Bunu böyle parça parça yapmasının nedeni Fed'in ekonomiye bakmak. Çünkü faizler birdenbire arttırıldığında hepimiz biliyoruz ki bu ekonominin dengesini bozacak ve yavaşlatacak. Yani bu enflasyonla mücadele ekonomiyle ekonomiyi durgunlaştırma arasında bir balans var. Bunu biliyoruz hepimiz. Faizlerin arttırılması biliyorsunuz reel sektörü etkiliyor. Borçlanmayı zorlaştırıyor faizler artınca. Yatırımı azaltıyor, işsizliği arttırıyor. O yüzden Fed bu arttırımları yaptıktan sonraki ekonomi bilgilerine bakıyor, ne noktadayız diye. En çok takip edilenlerden bir tanesi işsizlik oranı.
Şimdi iyi haber olarak işsizlik oranında çok büyük bir değişiklik olmadı. %0.75 baz puanında arttırıldı. Ama bu seferkinin 50 baz puanında arttırılmasının bize verdiği sinyal, ekonomideki durgunlaşma biraz daha ön plana mı çıkmaya başladı? Şimdi sorulan soru bu. Aldığımız işsizlik verileri hala normal. %3.5'ti. O yüzden Fed'in önünde hala bu politikayı devam ettirebilecek bir yol var. Bunu görüyoruz. Enflasyona etkisi oldu mu? Evet. Biliyorsunuz %8'in üstündeydi enflasyon. %7.1'e düştü. Ve bu uzun bir yol. Yapıldığı zaman hemen birdenbire etkisini gördüğümüz bir yol değil. O yüzden bunun etkilerinin 2 yıl kadar daha sürebileceğini düşünüyoruz. Ve Powell açık açık söyledi ki faizler %5.1'lere kadar çıkabilir. Daha yolumuz var. Yani bu artışları göreceğiz. Ne kadar hızlı göreceğiz onu ekonomi belirleyecek. Ekonomiden aldığımız veriler belirleyecek. Evet. İkinci soruya gelmek istiyorum. 2023 yılındaki Amerika Birleşik Devletleri'nde ve global makro ekonomide beklentiler nedir? Zorluklar, fırsatlar. ABD'de bazı banka CEO'ları üst düzeyde 6 ile 12 ay içinde resesyon beklentisini hala vurguluyorlar. O anlamda hem Amerikan ekonomisinde hem de global anlamda bilhassa Çin bazında düşünceleriniz nelerdir? Tabii ki bu yine bu enflasyon politikasıyla reel ekonomik dengeler üzerine kurulmuş bir şey. Enflasyonu kontrol altına almak acılı bir politika. Bunu bir süre yapıp ondan sonra bıraktığı zaman Fed sadece arttırmayla kalmış oluyor, hiçbir anlamı olmuyor. O yüzden Powell bunu açıkça söyledi ki biz buna yani acılı olacağını biliyoruz, daha kolay acısız bir şekilde yapmanın imkanı yok ama buna devam etmemiz lazım %2'yi düşürene kadar. Yoksa bu şimdiye kadar aldığımız politikaların bir anlamı olmaz. Bunu daha önce Volcker da aynı şekilde yapmıştı. Tepki gelmesine rağmen bırakmamıştı ve devam ettirmişti. Ve bunun işe yaradığını görmüştü. Aynı şeyi şu anda Powell takip ediyor. Tabii ki tedirginlik var. Ve bu tedirginliğin nedeni de açık. Çünkü biliyorsunuz faizlerin arttırılması yatırımcıyı etkiliyor. Ve halkı da etkiliyor. İnsanlar kolay borçlanamıyor. Borçlanamayınca yatırım yapamıyor. Yatırım yapamayınca şirketler işten çıkarıyor. Şu anki işten çıkarmak pek bir sorun gibi görünmüyor Amerika'da. Neden derseniz bu pandemiden sonra işe almalar biraz zorlaşmıştı. Çok talep vardı. Yeterince iş gücü yoktu. Şimdi aldıktan sonra birdenbire bu iş gücünden vazgeçmek istemiyor şirketler. Bu demektir ki birazcık daha zamanımız var. Ama tabii ki bu ekonomiye bir fren bir şekilde. Bunun etkileri görülecek. Bu tedirginlik oradan geliyor. Bankalardan geliyor. Borçlanmanın arttığını görüyorlar. Bu tabii ki sadece Amerika gibi düşünürsek. Amerika'nın dışına çıktığımızda sorun daha da büyük. Çünkü niye? Tek faizlerin artması değil, bir de yabancı anlamda borçlanması olan ülkelerin özellikle iyice kırılganlaştığını görüyoruz. Çünkü yükselen faizler hem borçlanmayı arttırıyor hem de doları güçlendiriyor. Güçlü bir dolar bir sürü ülkeyi farklı açıdan etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Dediğim gibi eğer dolar borçlanması varsa zaten çok kırılganlaşıyor borçlanmayı devam ettirmek ya da yeniden borçlanmak. Onun dışında da diyelim ki üretiminizde Amerika'dan gelen parçalar kullanıyorsunuz. Birden onların fiyatları artıyor. Sizin üretiminizi direkt etkiliyor. Bütün bunları birden göz önüne alırsak Amerika'daki bu gelişmeler tek Amerika'yı değil, herkes Amerika ne yapıyor onu izliyor. Çünkü biliyoruz ki bu Amerika'da yapılanların sismik bir etkisi var diğer ülkelere de.
Bu bahsettiğim gibi hem faizlerin artması ve yabancı borçlanmayı etkilemesi açısından hem de reel sektöre direkt etkisi Amerika bazında alınan maddelerin fiyatının artması ve bu ithalat ihracatı direkt olarak etkilemesi. İki yönden de etkiliyor global ekonomiyi, çok kırılganlaştırıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz finans profesörü Şenay Ağca'ya bizle beraber olduğunuz ve değerli bilgileri bizle paylaştığınız için. Davetiniz için. Ve sözü Didem'e bırakıyoruz. Ali Çınar, çok teşekkür ediyoruz. Biz de hem sana hem de Şenay Ağca hocamıza efendim günden kalanları da böylelikle noktalıyoruz. Yayınımız Zeliha Saraç ve 60 dakika ile devam edecek. Yarın saat 15'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.